Burası Modus Vivendi Merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosid adlı programımızı sunuyoruz. Bu ülkede sadece 1915 değil 1938'de yaşandı. Her an her şeyin olabileceği bir ülkede yaşıyoruz. İnanılmaz şeyler yaşandı ve bu yaşanılanlarla yüzleşilmiyor. Tayfur Aydın, İz, Reç adlı filmin yönetmeni, Aralık 2011. Ne acıdır ki Erdoğan'ın zihin haritası Ermeni diasporasının zihin haritasıyla aynıdır. Ama gözü öyle dönmüş ki bu başbakan yakında Ermeni soykırımı iddialarını bu millete dayatırsa hiç şaşırmam. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Aralık 2011. Ermeni diasporası denilen 1915'te sağ kurtulabilen Anadolu'lu Ermenilerin dünyaya dağılmış halleri. Karin Karakaşlı, Radikal 2, Aralık 2011. Konferansımız bileşenleri 1915 yılında yapılan soykırımın acısını kendi yüreğinde hissetmektedir ve hiçbir halka soykırım yapılmaması için çaba sarf edeceğini tüm halklara duyurur. Türkiye'de Kürdistan Konferansı'nın sonuç bildirgesinden, Eylül 2011. Ermeni katliamına, tehcire, mübadeleye tanıklık eden Kürt isyanlarından sonra kasabanın köylerinde zorunlu iskana tabi tutulan Kürtleri, Koçgiri ve Dersim Alevilerini ve bunun gibi farklı kimlikleri ve kültürleri tanımış olan annem, yaşadıklarından çıkardığı derslerin ışığında şöyle derdi. O zamanlar insanlar birbirlerini sever ve sayardı. Yan yana yaşar ve iyi komşuluk yapardık. İnsanlar arasındaki düşmanlıklar Ermeni kıyımı ve tehciriyle başladı. Şaban İba, Özgür Gündem yazarı, Ekim 2011. Ermeni halkına karşı yürütülen korkunç eylemleri soykırım olarak tanımak şarttır. Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü, Aralık 2010. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, 22 Nisan 1981'de yaptığı bir konuşmada açıkça soykırım ifadesini kullandı. Bugün bana Türkiye'de çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 60-70 bin Ermeninin yaşadığı söyleniyor. Geçen yüzyılın başında ülkenin doğusunda yaşayan 2 milyona yakın Ermeniye ne oldu? Olmuş bir şey olmamış gibi göstermenin anlamı var mı? Per Gahrton, İsveç Yeşiller Partisi ve Avrupa Parlamentosu üyesi, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Güney Kafkasya raportörü, Mart 2002. Yahudi tarihçileri ve hükümeti, Ermeni soykırımı gerçeğini görmezden gelme ve Türk yanlısı tavır takındığı için suçlanmaktadır. Doktor Yair Aron, İsrailli Aydın, Eylül 1997. İnsanlığa karşı işlenmiş olunan Ermeni soykırımı suçu, Türkiye tarafından mutlaka kabul edilmelidir. İslami İran'ın Pan-İranist Partisi açıklamasından. ...24 Nisan 1915... Osmanlı İmparatorluğu'nda gerçekleşen Ermeni soykırımının başlangıç tarihidir. Bob Dole, Amerikan senatörü ve başkan adayı, Nisan 1996. Tüm soykırımları tanımadan ve yargılamadan insanlık kendini güvence altında bulamaz. Babken Araksyan, Ermenistan Parlamento Başkanı, Nisan 1996. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermeni Soykırımı Armenosid adlı programımızı dinlediniz.